Herkese merhaba, Taşan Makinesi Dükkanı'na hoş geldiniz. Bu videoda Jalamel'in yeni amiral gemisi M7 Continental Profesyonel Dikiş Makinesi'nden bahsedeceğiz. Bu makine 7 mm dikiş genişliğine sahip, 5 mm adım uzunluğuna sahip, dakikada 1300 vuruşa kadar çıkabildiğini söylüyorlar hız olarak. 1300 SPM hızında çalışabiliyor. Şunu diyebiliriz, ev tipinde kullanılabilen en hızlı dikiş makinesi diyebiliriz bu abi için. Jalamel'in 2019'da çıkartmış olduğu yeni model elektronik dikiş nakış piko makinesi. Buradaki boğaz uzunluğu 35 cm. Normal 20 cm, 25 cm oluyor maksimum. Buradaki genişlik, şu aradaki genişlik, bu modelde tezgah üzerinde daha rahat yorganlama yapılsın, patchworkler çalışılsın diye buradaki mesafe uzun tutulmuş. 35 cm bir uzunluğa sahip burası ve ön dahili tablo ile beraber geliyor. Bu tablonun üzerinde bir dikişçinin kullanabileceği, görmüş olduğunuz gibi buradan aksesuar gözünün mevcut çekmecesi var. Yani bir masaya dönüşüyor makine kendisiyle. Bir masanın üzerinde ekstra bir masa olarak kalıyor. Daha devam etmeden hemen bunun fiyatını soracaklar altına, hemen söyleyeyim. Türkiye'deki satış fiyatı yaklaşık olarak şu an TL bazında 17.500 lira. Bu videoyu çektiğim tarihte listesi var. Dolar bazında da 3.000 dolar. Fiyatı yüksek gibi gözükebilir. Bu işi yapanlar için aslında fiyatı yüksek değil. Bu profesyoneller için bir dikiş makinesi. Evde kullanılan seri sessiz diyelim. Yurt dışına nazaran fiyatları gerçekten burada ucuz. Ben bir ufak bir araştırma yaptım. Amerika'da baktım, Kanada'da baktım. Yurt dışında bazı siteleri araştırdım. Bazısı hiç fiyat yazmamış, bazısı da 6.000 dolarla 7.800 dolara kadar çıkabiliyor fiyatları. Ama buradaki dolara vurduğunuz zaman, yani buradaki dolar satış fiyatı 3.000 lira, işte 3.000 dolar bandında gidiyor. Ülkemizde dolar bazı, yani yurt dışına rağmen bayağı düşük fiyatı. Jalamel'in kendi sitesinde 7.000 dolar civarında satış fiyatı gözüküyor. Ama Türkiye'de 3.000 dolar fiyatı buraya makul. Çünkü TL'ye orada vurduğunuz zaman kafanız karışır. 37-40 bin liraya tekabül ediyor yurt dışı satış fiyatı, ama burada 17.500 lira listesiyle ellerinize geliyor. Herkesin alabileceği ya da herkesin alması gereken değil, işini profesyonel olarak yapanların alması gereken bir model olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi detaylı olarak makineyi anlattık. Dedik ki hızlı dedik, profesyonellerin kullanabileceği dedik. Çünkü metal bir kasası var. Bununla dikiş dikmek amaçlı. İşte kapitone, kırkyama, patchwork, böyle geniş alanlara ihtiyacınız olan dikişlerde kullanabilmeniz için, genişlikte ferahlık arayanlar için üretilmiş ve tasarlanmış bir makine. Genelde brandacıların makineleri mesela gırtlak uzunluğu mesela kocaman, bundan daha çok olur. Çünkü katlanan malzemelerin burada daha rahat hareket edebilmesini sağlamaya yöneliktir. Makine gerçekten çok heybetli ve ben buradayım diyor. Ben acayip bir tasarım harikası olduğunun altını çizeyim. Çok hoş bir tipi var makinenin. Şimdi videonun sonuna doğru testini, işte dikişini, pikosunu, zigzag genişliğini, düğmelerin ne işe yaradığını, şuradaki fonksiyonları tek tek anlatacağız. Hatta şöyle geleyim, biraz yakına geleyim. Hemen şöyle yakınlaştıralım. Makineyi açmadan ekran üzerindeki düğmelerden bahsedelim size. Şimdi bu adım sıklığını ayarlamamızı elektronik olarak zaten ekran panelinden seçebiliyoruz. Hassasiyetini, buradan zigzag genişliği hassasiyetini, buradan otomatik ayak kaldırmasını ayarlıyorsunuz. Ayağınızı düğmeyle de kaldırabiliyorsunuz. Buradaki mandal vasıtasıyla da kaldırabiliyorsunuz. Otomatik iplik kesme düğmesi, iğne pozisyonlama, desen sonlama, desen ileri geri, sağlamlama dikişi, start stop ve 3 kademe hız ayarlı bir hız olayı var. Otomatik iplik takma, tam otomatik ipliğinizi geçirip bırakıyorsunuz. Tek hamlede ipliğini kendisi takıyor. Makinenin ekstra aydınlatma özelliği varmış. Öyle deniyor. Tam ben hakim değilim. Topladığım, derlediğim bilgilerle masurasını çıkartacağımız zaman kapağı çıkartıyoruz. Şu kapaktan masura doluyor. Yukarıdan doldurmalı. Masura sensörü bittiği zaman bizi uyarıyor ya da iplik koptuğu zaman, bunlar sensörlü. Kesme var dedik. Bu masura kapağını, yani plakayı çıkarmak için herhangi bir vida tekniği yok. Ekrandan düğmeye bastığınız zaman vida vida olmadığı için yukarıdan kendisini atıyor. 3 farklı plakayla geliyor. 23 tane standart ayakla beraber geliyor. Opsiyonel tablasıyla ve ayaklarıyla geliyor makine size. Sıfırında
Dediğim gibi herhangi bir mekaniklik yok makinede. Tamamen elektronik. Ayrıca makineye USB'den farklı desenler yüklenerek, yani bilgisayarda bir çizim programı veriyorlar size. Normal dikişleri, bu pikoları, farklı pikoları çizip makineye yükleyip işleme yapmanızı sağlıyor. Bu da makineyle beraber verilen ücretsiz yazılım. Kare kodunu okutarak makinenin üzerinden Android Store'dan ya da iOS Store'dan istediğiniz, indirdiğiniz bir Janome uygulamasıyla makinenin özelliklerini, kullanımını, ıvırını zıvırını görebiliyorsunuz. Ayrıca makine kendi ekranında da size bunu sağlıyor. Türkçe olarak geliyor. Diyelim. Makinenin üzerinde size gelen bir otomatik kesici ve pedal hız ayarı. Hem ekrandan, makine üzerinden hem de iki farklı pedalla sağınıza koyarsınız, solunuza koyarsınız. İpliğini kestirip makineye start verebiliyorsunuz. Bunlar da dahili özelliklerinden bir tanesi. Yani normal bir sanayi tipi düz makineyi kullanmak gibi düşünebilirsiniz. Elektronik bir düz makineyi kullanmak gibi düşünebilirsiniz makinenin kullanışını. Şimdi hep beraber açalım. Menüde neler var? Bizi ne karşılıyor ona bakalım. Açtık şimdi. Şu ekranla zoom yapalım. Dediğim gibi ekran üzerinden bu sadece dikiş makinesi, bir piko makinesi, nakış makinesi değil. Bu dikiş ve piko. Şurada görmüş olduğunuz kare kodla uygulamayı indirip içerisine aktifleştirebiliyorsunuz. Normal ayak mesafesi mesela ayarlanabiliyor buradan. Temel ya da değil. Çiftliğine çalışacağınız zaman çiftliğine de çalışabilecek modellerde bir kilit sistemi var. İğneyi bakın diyor. Çiftliğine olmasın. Dişlisini buradan otomatik düşürüyorsunuz. Bu tuş vasıtasıyla aşağıda ve yukarıda size takmanız gereken ayakları, opsiyonel ayakları burada gösteriyor. Makine dişli düşürmeye bastığınız zaman düzgün ayak takılı olduğundan diyor emin olunuz diyor. Bakın buradaki içinden çıkan opsiyonel ayaklarla yorganlama ıvır zıvır yapabiliyorsunuz. Ben de sizinle beraber parmaklıyorum makineyi şu an. Kurcalıyorum daha doğrusu. Şimdi burada home menüsüne bastığınız zaman bu menüde desen yüklemede USB'den dediğim gibi desen yükleyebiliyorsunuz kendi çizimlerinizi. Bunun içerisinde gelmeyen desenlerinizi, yani bunun içerisinde 400 tane dikiş geliyor. Bunların siz türetebiliyorsunuz. Desen çizebiliyorsunuz. 13 farklı ilik var. Ondan sonra dahili dikişleri var burada. Mevcut. Piko sarma dikişleri var. Sarma desenleri var. Sıkı sarmalar. Mesela dolgu desenleri var. Bu şekilde. İleri geri çiçek desenleri var. El dikiş tarzı diyor. Hani var ya böyle ileri cart curt. Normal buraya bastığın zaman dikiş, germe, büzgü, kıvırma işte neyse yapacağınız dikişe göre uygun size seçenekler sunuyor. Artı boncuk dikimi, işte serbest nakış falan filan burada aplike dikiş fonksiyonları var. Makinenizin menüsünde buradan hızlı dikiş seçimi, yorgan blok danışmanı, makine bilgileri. Burada da bilgi menüsü. Şuradan çıkalım. Setting'e basalım. Setting'de de işte zil sesleri, ekran parlaklığı, inç mi milimetre mi çalışmak istiyorsunuz. Markara sargı hızı, masura sarma hızını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Alt menüye geçtiğiniz zaman ışıkları kendinize göre kapatıp açmanızı. Ay, dikiş ışığı parlaklığını kısabiliyorsunuz. Mesela daha fazla, daha net. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Dikiş tarihi ve saat ayarı. Ekran saati diyor. Aktif ya da değil. Her 5 saatte görüntülenen masura ve yuvası mesajını sil diyor. Mesela masura ne kadar dolulukta size haber vermesini falan filan söylüyorsunuz makineye. Ekran kalibrasyonu var. Ekranınızın dokunmatik ayarı kaçarsa diye. Ne diyor? İğne levhası kaldırma zaman ayarı diyor. Bunu ben anlamadım şimdi şu an. İğne levhası kaldırma zaman ayarı. Onu anlamadım. Bekleme zamanlayıcı. Makine standby konumuna geçsin. Yani işlem yapmadığınız zaman otomatik kendini uyku moduna alsın. Ekran koruyucu olsun olmasın. İşte içe aktarma, dikişe aktarma. İçe aktarma mevcut ayarları buraya yükleme gibi. Otomatik kapanma. Süre ayarlı. 7 saat sonunda makineniz otomatikman kendini kapatıyor. Çalışsa da çalışmasa da. Arka plan rengi, şu zeminin rengini format, işte format atmak istiyorsunuz. Ya da fabrika ayarlarını otomatik dönmenizi sağlıyor. Kilide bastığınız zaman makine kendini yapacağınız temizliğe ya da iğne değiştirmeye ıvıra zıvıra makine kendini hazırlıyor. Yani herhangi bir işlem yapamıyorsunuz makinenin üzerinde. Burada ekrana dokunduğunuz zaman ise hareket etmesin falan filan gibi
İşte kilit tuşuna bastığın zaman tekrardan açılıyor. Şimdi makinenin bir sesini, solunu duyalım. Önce bir iplik takalım. Şöyle yakından ne yapıyor? Hızı nasıldır? Piko'da, dikişte bunları test edelim. Şimdi makine 17 kilogram ağırlığında ortalama. Gerçekten heybetli bir makine. Elim hala arkaya gidiyor. Alışık olmayan şeyde sıkıntı yaşıyoruz. Makinenin mesela startına bastığımız zaman şöyle işlem bittikten sonra opsiyonel kesip almamızı sağlıyor. Kendi kaldırıyor gerçekten kestikten sonra da işte elim gayri ihtiyari gariban gibi oraya gidiyor. Zaten garibanın da gibisi fazla. Şimdi adım ayarlığını buradaki düğmeden, şu en sağdaki, göremiyorsunuz, şuradaki düğmeden açıyoruz misal. Tamam mı? Adım aralığını açtınız. Maksimum ulaştığı hız bu. Yani adım aralığı 5 milimde maksimum ulaştığı bu. Bunu düşürüyoruz. Misal 2 milimetreye. Kesip kaldırıyor altından kumaşı. Şimdi makine... Dediğim gibi farklı. Bu her makinede böyledir. İleri geri step motorlu makinalarda hız çoğaldıkça, adım genişledikçe makine yavaşlar. Adım kısaldıkça makine hızlanır. Ancak bu Piko'da değişir. Mesela Piko'yu seçtiğimiz zaman Piko menüsünde bir tane dolgu deseni yapalım. Hani bu peynir ekmek gibi her desende bu vardır ya da bu vardır. Sarma desenleri ya da şu desenler, tamam mı? Bu deseni yaptırdığımız zaman makinenin ulaşan maksimum piko hızı bu şekilde. Yani bu en sonda hızımız. Düz dikişte piko hızı farklılık gösteriyor. Ha, bu da yavaş bir hız değil. Ancak dikiş dikerken ki o 1300 SPM hızını ortalama 700 SPM, 800 SPM gibi o kalemlere indiriyor. Tam teknik verilerini bilmiyorum ama indirdiği hız ayarları bunlar. Buradan değiştirelim. Mesela farklı bir desen seçelim. Desenine göre yani bir antika işinde farklı. Mesela daha fazla bir dolgu seçelim şuradan. Şöyle. Desen uzatma var, aynalama var, sıfırdan desen yükleme var dedik. Mesela buradan desenin eniyle, boyuyla, sağıyla, soluyla, her şeyle oynayabiliyorsunuz makinenin. Şu deseni çıkarttıralım, 32. deseni yapsın. Yani şu ekranda görmüş olduğunuz deseni. Buna bastığım zaman mevcut şurada görmüş olduğunuz deseni, yani şuradaki tekleme deseni yapıp makine duracak. İşte aynı büyüklükte, farklı ölçülerde tamam deyip devam edersin ya da farklı ölçülerde işlemini yaptırırsın. Mesela şunu seçtiğin zaman buradan tek bir tuşa bastığın zaman kapatma var, bir tane yapıyor, makinen duruyor gibi. Bu bez üzerinde çok fazla piko belli olmuyor. Bir tane piko bezinde deneyelim. Yani daha açık bir bezi deneyelim dikişini. Dediğim gibi makinenin üretim prensibi bir dikiş makinesi. Profesyonel manada evde kullanılabilen bir dikiş makinesi. Böyle gördüğünüz gibi birbirine çatma, birleştirme motiflerini, araya elyaf koyarak böyle yorganlama, gördüğünüz gibi kapitone, işte neyse nasıl süslemek istiyorsanız kendiniz. Bu baklava dilimleri olabilir, serbest desenleriniz olabilir, güller olabilir, çiçekler olabilir. Böyle işler yapmanız için, yani şöyle koyduğunuz zaman burada çalışırken de rahat etmeniz, burada çalışırken de rahat etmeniz için tasarlanmış buradaki çalışma alanı.
böyle. Şu an bana mevcut ayağını vermedikleri için, yani opsiyonel ayaklarının yanında vermedikleri için üzerinde bulunan mevcut ayağıyla kurcalamalar, ellemeler yapıyorum. Şu anki ayağıyla bana vermediler şu an yani makine videosunu çekeceğim zaman. Şimdi ipliğimizi ve kumaşımızın rengini değiştirerek dolgu ve sarma modellerini deneyeceğiz. Şimdi bir tane piko deseni seçelim buradan. Mesela şu piko deseninin şöyle başlangıç ve sonlu, burada görmüş olduğunuz gibi bir hali var. Bunu tek bir tane bu şekilde yapsın istiyorsak şu desen sonlamaya basıp start düğmesine basıyoruz. Makinamız önce bunu yapıp daha sonra duracak. Gayet sessiz çalışıyor. Daha indirebiliriz. Aynen öyle. Şimdi desenimiz bitti. İğne batık kaldı. İpliğimizi kesiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tekli yaptığımız zaman şöyle ışık biraz ters kalıyor ama problem değil. Bu şekilde. Sürekli yapmak istediğimiz zaman bu yanıp sönmeyecek. Aktif olmayacak yani. Ben şuna bastım misal. Gördüğünüz gibi direkt. İndirdim ayağı. Bastım. Ben komutu bitirene kadar sürekli, yani ben buldura basana kadar ya da şuna basana kadar sürekli makine aynı deseni, burada görmüş olduğumuz yarım ay desenini sürekli yapmaya devam edecek. Tek bir tane istiyorsak sonlamaya, süreklilik istiyorsak hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Gidiyor, duruyor. Şimdi keselim. Aynı yerde şimdi bir sıkı sarma olayına bakalım. Düz dikişe geçelim. Buradan mesela bunun zigzag genişliğini şöyle 4'e çıkartalım. Adım sıklığını da ekran menüsünden şöyle 0.4 ideal. Şu ayağındaki mevcut ayağa göre. Normalde aplike ayağı takmam gerekiyor. Yani altı boş bir ayak takmam gerekiyor bu deseni yaparken. Şimdi bir tık daha büyütelim. Şöyle iğneyi yukarı kalalım. Şöyle desen sıklığını 5.2 yapalım. Bir daha verelim. Dediğim gibi 23 tane ayak çıkıyor ama bana bunu denerken sadece bunu verdiler. Şöyle bir ayak kutusu çıkıyor. Kutunun içerisinden birçok alt ve üst besleme ayaklar çıkıyor. Kapitön ayağı, ekstra bir çekiş sistemi katan bir yaylı bir ayak var, o. Ve sonuna kadar bu sefer zigzag genişliğini, yani sonu da 7 mm'ymiş. Bu sıkı sarmada en, aslında makine 9 mm piko yapıyor. Ama çıkabildiği zigzag en genişliği de 7 mm'ye sabitlemişler buradaki sıkı sarma olayını. Gördüğünüz gibi 3 mm, 2 mm de hızı farklı. 7 mm'de dikiş hızı farklı oluyor makinenin. Şimdi dikiş kalitesini de az çok görüyorsunuz. Kestirelim. Alalım altından. Sargı kalitesini şöyle şöyle bir netlikten dardan genişe doğru şöyle yakını gayet nizami şekilde çıkarttı. Ki dediğim gibi bunun altındaki ayak normalde dikiş ayağı. Yani şöyle görmüş olduğunuz. Burada normalde bir kanal olması lazım. Yani normalde bu deseni kullanırken en kötüsü kendi ayağı olmadığı için takmadım. Bu 7 mm bir ayak. Ayağın altında bir boşluk olması gerekiyor. Bu da bir bilgi. Bununla alakalı aklınıza takılan sorular. Yani böyle sıkı sarmalarda makinenin altına koyacağınız ayak böyle boşluklu, rahat akımını, yani şuradaki kabartıyı aktıracak şekilde olması gerekiyor. Makine dediğim gibi düz dikişe aldığınız zaman hızı 1300. Bu da polyester dikiş ipi. Sistem bu şekilde. Makinenin fabrikasyon ayarlarında sabit geliyor. Ancak buradaki menüden de, şimdi şuraya bastığınız zaman, şuradaki menüye bastığınız zaman makinenin ekstra bir menüsü açılıyor. Bu menü üzerinden işte
kumaş baskı sertlik ayarı, şunun ne kadar kumaşa basacağını, iplik tansiyon gerginliğini, iğne pozisyonlamayı ve dikiş adım sıklığını ayarlayabiliyorsunuz. Şurada misal düz dikişte olduğu için bu en değil de iğne milinin etrafında bir yuvarlakla sağa sola gitme mesafesini gösteriyor bize makine. 3 aşağı 5 yukarı bu burada bu şekilde yani. Söyleyebileceğim başka da bir şey yok. Az çok gördünüz, dilimizin döndüğünce bildiğimiz kadar anlattık. Böyle her şeyi bilirsin diye bir şey yok. Çünkü bunun içerisinde bulut teknolojisi, desen yapma, ıvır zıvır, iplik takmayı, ayrıntılı toplamayı, cartı curtu, her şeyi ayrıntılı gösterdiğimiz zaman bu video saatlerce uzar. Kısmet olursa, nasip olursa, bir gün bizim elimize düşerse bu teşhir ürünü Janome'den incelemem için verdiler. Teşekkür ediyorum onlara da. Biraz parmaklıyım dedim. Videosunu çektim. Türkiye'ye yeni geldi. İleriye doğru belki 20 sene sonra bize ikinci eli düşerse bize de satmak nasip olabilir diyorum. Sıfırın tabii benden de alabilirsiniz. Ben aynı zamanda Janome'nin yetkili bayisiyim. Dediğim gibi makine tamamen elektronik, profesyoneller için yani işi dikiş dikmek olanlar için üretilmiş bir dikiş makinesi. Aynı zamanda dediğim gibi 400 tane piko ile geliyor. İstediğiniz piko desenini verilen ücretsiz programda, makinenin yanında verilen programda piko desenini çizip makineye yükleyebiliyorsunuz. Nakış deseni değil, piko deseni. Yani 9 mm eninde ileri geri step motoruna sahip olduğu için ileri geri desenler de yapabiliyor. Yani çift motor sistemi var makinenin dişli çekişinde. İstediğiniz deseni, X bir markanın, X bir modelin mevcudunda bulunan deseni bu makineye yaptırabiliyorsunuz. USB'den yükleme vasıtasıyla yani ekrandan çizme değil de bilgisayar ortamında çizip makineye yükleyip bu deseni işletebiliyorsunuz. Dediğim gibi bunu aldığınız zaman zaten aldığınız insanlar size kurs verecek, Janome size bir kurs verecek. Bu kurstan faydalanarak makinenin detaylı şekilde kullanımını öğrenebilirsiniz. Makinenin artıları, eksilerini bilmiyorum ama tasarım, görüntü ve sağlamlık olarak benden geçer not aldı. Öyle söyleyeyim. Yani bu makine benim malım değil. Bana geldi diye değil. Çünkü ben alamam bunu şu an. Yani stoğuma koyma gibi bir şansım yok. Ama benim üzerimden almak isteyenler de çok güzel fiyatta yardımcı olurum, haberiniz olsun. Yani benden alın. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, bizi YouTube, Instagram ve Facebook sayfalarımızdan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Dediğim gibi burada makinenin yaptığın işin belki %1'ini falan gösterdim. Sadece dikiş tarzını gösterdim. Bu makinenin yaptığı şeyleri, uçarı kaçarı şeyleri bu videoda bulamadınız. Sadece makineyi tanıttık. Detaylı öğrenmek isteyenler artık aldıktan sonra dike dike öğrenirler. Herkes kendine iyi baksın.